Bir ilişkinin biteceğinin işaretleri. Henüz erken bir dönemde o ilişkinin sürüp sürmeyeceğini anlamak. Bitecek ilişkinin işaretlerini nasıl okunacağı ve aslında bir ilişkinin bittiğini nasıl anlarsınız? İşte bu çalışmamızda bu soruların cevaplarını bulacağız. Aşık olurken hissedilen duygu aslında birçok şeyle karşılaştırılamayacağı kadar ender bulunan bir duygudur. Aşık olduğumuz zaman duygusal kalın çerçeveli gözlükler takarız. Bu kalın çerçeveli duygusal gözlük sayesinde gerçekleri bir türlü ilk önce göremeyiz. Ve ne yazık ki o kalın duygusal gözlük yani aşk sonsuza kadar sürmüyor. Çünkü o duygusal gözlük çıktığında duygusal dengelenmesi adı verilen bir süreç başlar. Duygusal dengelenme başladığında çatışmalar işte o andan itibaren oluşmaya başlar. Yani ilişki ilerledikçe ve ciddileşmeye başladıkça duygular dengelenmeye başlar. Aşkın ilk zamanlarında gözden kaçan şeyler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. İlişkide daha sonra ortaya çıktığını düşündüğümüz bu birçok sorun aslında ilişkinin ilk zamanlarından beri var olan şeylerdi. Neden şimdi ortaya çıktı veya görünür oldu diye merak ediyorsunuz. Dolayısıyla genellikle partnerler tarafından sen çok değiştin şeklinde suçlamalarla bilinir. Peki bunun gerçeği ne sizce? Aslında cevap son derece basit. Dengelenme başlıyor artık. Yani duygusal aşk gözlüğü çıkarılıyor. Ancak endişelenmenize gerek yok. Bir ilişkide anlaşmazlıklar gayet normaldir. Hatta ilişkinin bitmemesi için de sağlıklıdır. Lakin sorunların sıklığı, sorun esnasındaki davranışlar ve derecesi bunun normal mi yoksa kırmızı alarm veren ilişkinin bitmesinin işareti mi olup olmadığını anlamak için ufak detaylara bakmamız gerekiyor. Ve bu ufak detaylar aslında bize kırmızı alarm mı yoksa normal mi? Hangisi? Dolayısıyla bu işaretleri nasıl okuyacağız ve bu işaretler neler? O zaman bu kırmızı alarm veren ilişkinin 12 işarete gelin bir bakalım. O halde başlayalım. 1. İlişki tamamen romantik çekimle ilgilidir. Partnerinize duyulan romantik çekim her ilişki için önemlidir. Bu durum sizi ilişkinin bir parçası yapar. Yani tamamını oluşturmaz. Partnerinizin bir romantik çekimi size göre var mı? Bunun için partnerinizin illaki romantik biri olması gerekmiyor. Ondan romantik çekim hissediyor musunuz? Bir davranışı, konuşması veya fikirleri herhangi bir şeyi hala size romantik geliyor mu? Eğer hala partnerinizde romantik gelen bir şeyler var ise o zaman siz de bu çekime dahilsiniz demektir. Sevinebilirsiniz, bu bağ zamanla gelişebilecek bir bağdır. Hayırlı olsun, sağlam bir bağınız var ve güçlü bir bağınız var. Ancak yeterli mi? Değil. Bunun ilişkinin yarısı olduğunu söylemiştik. Peki diğer yarısı ne? Diğer yarısı ise sağlıklı ve güçlü bir ilişki aynı zamanda partnerinizle ortak bir noktaya sahip olmanızdır. Yani benzer ilgi alanları, benzer hedefler, benzer çalışmalar, benzer deneyimler veya ortak kültürlerden herhangi birinin olması yeterli. Buradaki önemli olan şey ortak bir zeminin olması. Çünkü bir bina inşa edileceği zaman temelin üzerine inşa edilir. Aynı şekilde ilişkiler de böyledir. İlişkiler ortak zeminlerin yani temelin üzerine inşa edilerek büyür ve gelişir. Dolayısıyla ortak zemin olup olmaması son derece önemli. Gelecekte bana uygun değilsin, yanlış yaptım, sen seçilmemeliydin, bana uygun değilsin veya bize uygun değilsin gibi ifadeleri çok duymuşsunuzdur. İşte bu ifadelerin her biri aslında ortak zemin olmamasından kaynaklanıyor. O halde şöyle bir bakın bakalım. Ortak noktanız var mı? Yok. Temeli olmayan bir ev gibi aslında temeli olmayan yani ortak zemini olmayan bir ilişkide çabucak çökmeye mahkumdur maalesef. 2. Onların arkadaşlarını sevmiyorsun. Şu sözü mutlaka duymuşsunuzdur. Bana arkadaşlarını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu sözde kesinlikle doğruluk payı var. Sizin ve partnerinizin kendi arkadaşlarının olması son derece sağlıklı ve güzel de olsa çiftler birbirlerinin sosyal çevrelerine karşı bir hoşnutsuzluğu var ise zamanla sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Çünkü insanoğlunun bilincinde çevresinde olan arkadaşları kişinin yansıması olarak bilinçaltına kodlanmıştır. Dolayısıyla arkadaşları öyleyse onun da öyle olma ihtimali dahi bu durumu rahatsız edilmesine neden olacaktır. Bu algı ilk başlarda sorun yaratmasa da ilişkinin ilerleyen kısımlarında büyük rahatsızlıklara yol açar ve bu rahatsızlıklar da ciddi kavgaların temeli olarak karşımıza çıkar.
Ve dolayısıyla bu rahatsızlık daha sonra birçok rahatsızlığa veya birçok davranışa sıçramaya başlar. Ve bir süre sonra ilişkinin en önemli kuralı olan saygı çerçevesi zaman içerisinde aşılmaya başladığını görürsünüz. Ve nedenini bilmediğiniz birçok sorunla kendinizi boğuşurken bulursunuz. İşte bu sorunların her biri aslında bilinç altında acaba onun gibi mi algısı yüzündendir. Bu çatışmalar zaman içerisinde iki tarafın da yıpranmasına ve zarar görmesine neden olacaktır. İkinizin iyi eşleşmediğinin ilk işaretini bu davranışla dahi görebilirsiniz. Gelelim 3'e. 3. Tek sosyal çevreniz o ise. Sosyal açıdan baktığınızda gördüğünüz tek kişi partneriniz mi? Sosyal açıdan partneriniz tek sosyal çevreniz olursa bu durum sonunda kendi duygularınızın aşılmasına neden olacaktır. Tabii ki sen benim tüm dünyamsın, o yüzden senden başkasına gerek yok demiş olsanız ve bu söz gayet de kulağa hoş da gelmiş olsa ve romantik de olsa gerçek bundan çok daha farklı. Sosyal açıdan tek gördüğünüz kişi partneriniz olursa bu durum kimliğiniz ve mutluluğunuz için onlara bağımlılık geliştirmenize yol açar. Dolayısıyla mutluluğunuz ve kimliğiniz bağımlı olduğunda da kendinizi bir süre sonra duygusal çöküntünün içerisinde bulabilirsiniz. Üstelik bunun nedenini dahi anlayamazsınız. Neden o durumda olduğunuzu bile bilmeden yaşamınızı sürdürürsünüz. Ve bir süre sonra kendinizi sorgularken bulursunuz. Zihninizde birçok sorunun döndüğünü anlarsınız ama soruların cevapları yok. Bu sorgular, bu sorunlar, bu sorulara cevap verme meselesi zaman içerisinde ilişkinizin aşınmasına neden olacaktır. Bu durum sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki olmadığını hep birlikte anlayabiliriz. 4. İlişki tek taraflı mı? Partnerinizi sevdiğinizi söylemeniz başka bir şeydir, onu önemsediğinizi göstermek ise bambaşka bir şeydir. Sevdiğinizi söylediğiniz kişiye sevginizi göstermedikten sonra o sözün pek de bir değeri kalmaz. Genellikle konuşmaları siz mi başlatıyorsunuz veya planları siz mi yapıyorsunuz, randevuları siz mi ayarlıyorsunuz, her şeyi siz mi yapıyorsunuz? Bir süre sonra bu ilişkinin sizin çabalarınız sonucu döndüğünü veya siz olmasanız bu ilişki yürümeyeceğini algısına mı kapıldınız? İşte bu tek taraflılıktır. Gerçekte öyle olmasına dahi gerek yok. O hissiyat dahi bir kurt gibidir. İçe düştü mü kemirme başlar yavaştan. Geri aldığınızdan çok daha fazlasını verdiğinizi mi düşünüyorsunuz? İlişki içerisinde kesinlikle rekabet olmaz. Ancak bir ilişkinin yürütülebilmesi için hem sizin hem de partnerinizin ilişki için çaba harcaması gerekiyor. İlişki adı üstünde bir ilişkidir. Yani iki kişinin karşılıklı iletişim kurmasıdır. Dolayısıyla ilişki çift kişiliktir. Tek kişilik değildir. Peki o ilişkinin tüm her şeyini sırtlayan o kişi hastalandığında, yorulduğunda veya tükendiğinde sizce o zaman ne olacak? İlişki ne kadar yürüyebilir? Dolayısıyla o kişinin hastalanmaması için dua etmeniz gerekiyor. 5. Kontrol edildiğinizi mi hissediyorsunuz? Bir insanın kontrol edildiğini hissetmesi için gerçekten öyle davranmanız gerekmez. Aslında çiftlerin birçoğu birbirini yönetmediğini veya kontrol etmediğini düşünseler de çiftlerin birbirini o şekilde hissetmesi bir yerlerde sorun olduğu anlamına gelir. İnsanoğlu hislerini anlamlandırma konusunda pek başarılı değildir. Hisleri hissedebilir, yaşayabilir, hatta yaşamını etkilemesini dahi izleyebilir. Ancak o hisleri anlamlandırmak konusunda aynı beceriye sahip değiliz. Partneriniz bir görüşme ayarladığında veya kararları sürekli olarak tek başına verip sizin de bunu severek takip etmenizi isteyebilir. Bu durum sürekli olduğunda partnerinizin sizin duygularınızı, düşüncelerinizi pek önemsemediğini düşünmeye başlarsınız. Hatta bu partnerinizin size saygı duymadığını ve duygularınızı önemsemediği anlamını taşır ki zamanla sağlıklı ilişki özelliğini kaybetmesine neden olması için yeterli bir davranış veya his olarak karşımıza çıkacak. Çünkü ilişki karşılıklı anlayışı, karşılıklı saygıyı ve karşılıklı iletişimi gerektirir. Bu tür bir ilişki içerisinde olmak aslında hisler içerisinde bir dengesizlik yaratacağından dengesizliği bir ilişki kaldırmaz. Çünkü ilişki ciddi bir iştir. Bu kişi ya fikrinize veya düşüncelerinize değer vermeyi öğrenecek ya da bu kadar kontrolcü olmayı bırakması gerekiyor. Sizin o şekilde hissediyor olmanız bir yerlerde bir sorun olduğu anlamını taşır.
Eğer öyle bir hisse sahipseniz bu ilişkinin sürdürülemeyeceğinin en erken işaretlerinden biri olarak karşımıza çıkar. 6. Kendin olamamak. Evet, hepimiz ilk izlenimin önemli olduğunu duymuşsunuzdur ve muhtemelen biliyorsunuzdur. Ancak ilişki ilerledikçe tıpkı sosyal medyada olduğu gibi kendinize filtreler uygulamaya devam ediyorsanız bu ilerleyen zamanlarda sorunlara neden olacaktır. İlişkinin ilk zamanlarında ilk izlenim nedeniyle evet belki kendiniz olamamışsınızdır. Ancak ilişki ilerlediyse, sağlıklı, güçlü bir hale geldiyse artık kendi olmanız gibi davranmanız gerekiyor. O filtreleri kaldırmanız gerekiyor. Günümüzde sosyal medyadaki o filtreler sanki gerçek hayattan alınmış gibi. Belki yıllarca birlikte olduğumuz kişiyi taktığı filtreler nedeniyle tam olarak anlayamıyoruz. Bu illaki fiziksel olması gerekmiyor. Psikolojik, davranış ve sosyolojik olarak, insanlara bakış açısı olarak da aynı şey geçerli. Kendini öyle bir filtreliyor ki onun aslında öyle olmadığını en yakın anlayacağınız zaman neredeyse üzerinden bir ömür geçiyor. Aslında bununla ilgili daha detaylı anlatımı daha önce partnerinize aşık olmadığınızın 6 işareti adlı videomda işlemiştim. Onun için sağ taraftaki bildirimlere bakarak onu da izleyebilirsiniz. Şuradaki bildirimlerden görebilirsiniz onu da. Bu videodan sonra o videoyu izlemenizi öneririm. Dolayısıyla o videomda da anlattığım gibi sevginin oluşabilmesi için güven ve neşenin bir araya gelerek sevgiyi oluşturduğunu orada daha detaylı anlatmıştım. Orada anlattığım için burada çok fazla üzerinde durmadan hemen bir sonraki maddeye geçiyorum. 7. Kabul edildiğini hissetmiyorsun. Partneriniz algıladığı kusurlarınız nedeniyle size sürekli bir eleştiri yapıyorsa ve siz olduğunu kabul edildiğinizi hissetmiyorsanız muhtemelen o ilişki sürmeyecektir. Bu eleştiri giyim tarzınızdan saç şeklinize, konuşmanıza kadar her türlü alanı kapsayarak genişletebilir. Sanki karşılarındaki kişiden farklı birini istiyorlarmış gibi davranırlar. Başlangıçta ilişkiyi kurtarmak için bu eleştirilere katlanmayı seçebilirsiniz. Ancak gerçek bu ki sizin gibi harika, eşsiz birini bu şekilde çirkin ifadelerle yapıyorsa siz kendi değerinizi düşürüyorsunuz demektir. Unutmayın ki siz kendi değerinizi düşürürseniz diğer insanlar onu daha ucuza almanın yolunu çoktan bulmuşlardır. Sen mücevher gibi davranılmayı hak ediyorsun aslında. Tabii ki sen kendini öyle görüyorsan. Ama yok, sen kendini mücevher gibi değil, kömür gibi görmek istiyorsan o zaman o durum başka, söz de bana düşmez, susabilirim bu konuda. O halde sana kömür gibi hissetmenin tadını çıkar demekten başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ve maalesef ki yapılan son araştırmalar şunu göstermiştir ki insanların kendilerine kötü davranan insanlara karşı bir hayranlık beslediğidir. Evet, bu söze karşı çıkacaksınızdır muhtemelen ama gerçek öyle. Aklıma şu geliyor, kötülüğün derecesi arttıkça hayranlığın derecesi de artıyor mu? Sanki başka birine kötü davranıldığında kendisi bundan maksimum yarar sağlıyormuş gibi sevinenler var. Bu ne kadar insancıl. Peki o ibre sana döndüğünde ne olacak? Diğer insanlar da seni mi izleyecek? Bunun en temel sebebi aslında insanın ilkel beynidir. Yani güç ile kötü davranmanın ayırt edilememesidir. Çünkü kötü davranmıyorsa güçlüdür algısı var maalesef. Dolayısıyla ilkel beynin evet bu beni koruyabilir, bu güçlü algısına sahip. Peki güç mü, kötü mü? Peki güç kötülüğe kullanırsa o güç müdür yoksa kötülük müdür? Bunun cevabını kendi içinizde vermenizde yarar var. Güçlü ise kötü davranır. Onun için her şey mubahtır anlayışından vazgeçmezseniz siz kendinizden vazgeçersiniz. Eğer böyle bir algıya girdiyseniz o ilişki varmış gibi sürer. Dolayısıyla bir ilişki ortada olmadığı için burada bir ilişkiden bahsedemem. O halde gelelim bir sonraki maddeye. 8. Her zaman savaşıyorsun. İlişkiler ve savaşlar birbirinin eş değeriymiş gibi davranmaktan vazgeçmek önemlidir. Tabi ara sıra ufak tefek çatışmalar sağlıklı ve normaldir de desek bu normalliğin sınırının nerede bittiğini bilmek gerekiyor. Çift olmak her şeyden önce yaşama farklı bakış açılarının birlikte hareket edilmesi olduğunda yaşam daha da kolaylaşır aslında. Ancak bu farklılıklar zaman zaman çatışmalara da neden olabilir. Unutmayın ki bir ilişki çift taraflıdır ve bu çift taraflı kişilerin her biri de aslında birer bireydir. Onların bakış açıları, farklılıkları birbirinden farklı da olsa aslında
bir potada bunu eritmeyi başarmaları gerekiyor. Eğer çatışmanın sürekli ve değişkense, özellikle ilişkinin başlarında bu çatışmalar yaşanıyorsa, bu uyumsuz olmanın açık bir işaretidir. Çünkü aşırı tartışmalar nedeniyle ilişkinin tüm enerjisi tükeniyor ve ilişkiye pek de zaman kalmıyor. Dolayısıyla ilişkide yakınlaşmalar değil, kırıklıklar biriktirilmiş oluyor. Hatta normal konuşmalar dahi zamanla bağırmalara, çağırmalara veya öfkelere neden olarak kendini gösterebiliyor. Hatta ve hatta normal konuşma bile ortadan kalkıyor. Bağırarak konuşma o ilişki için normal bir hale geliyor. Ve bu durum kesinlikle sürdürülebilir, sağlıklı bir ilişki türü değil. 9. Birbirinize güvenmiyorsunuz. Sağlıklı ve kalıcı ilişkiler karşılıklı güven gerektirir. Güven, yakınlığın, dürüstlüğün ve kırılganlığın oluşmasına olanak tanır. Bunlar da bizi güçlendiren şeylerdir aslında. Bir ilişkide güven eksikliği görmezden gelinebilecek ve kendiliğinden düzenlenebilecek bir şey değildir. Bu telefonları gizlice veya sık sık kontrol etmek de dahil olmak üzere pek çok şeye benzeyebilir. Hatta güven sorunu ilişkinin enerjisini boş şeylere aktarmanızın da nedenidir aslında. İlişkilerde arkadaşlarını kullanarak sevgilisini test etmek isteyen bir ton insan görebilirsiniz. Sonrasında ne oluyor? O test ettiği arkadaşlarıyla erkek arkadaşı birlikte oluyor. Evet, onlarla ilişkiye başlıyorlar. Evet, bunlar çok sıradan oldu artık günümüzde. Dolayısıyla bir ilişkide güven yoksa o ilişki kaybedilmeye mahkumdur. İlişki içerisinde var olan sorunlarda eğer oturulup karşılıklı bir şekilde konuşulamayacaksa veya ona güven duyulamayacaksa o ilişkinin yürümesinin de zaten pek de bir önemi yok. Çünkü güven, güvensizlik, güvensizliği doğurur. Dolayısıyla siz o kişiye güvensiz bir tavır takındığınızda arkasından başka bir güvensiz tavır gelecek. Arkasından yine başka bir tavır gelecek. Ta ki siz haklı çıktığınızı düşünene kadar. Ve o zaman boyunca geçen koca bir güvensizlik silsilesi. O zaman siz anılar değil, güvensizlikler biriktirirsiniz ilişkinizde. Ve ilişkide karşılıklı konuşma da yok ise o zaman siz güvenmeyi seçemeyeceksiniz. Dikkat edin, seçemeyeceksiniz dedim. Çünkü güven çoğu zaman aslında hissedilen bir şeydir. Yani güven duyulmaz, güven verilir. 10. Diğer insanlara kötü davranırlar. Size karşı son derece kibar ve tatlı olan partneriniz garsona veya diğer insanlara sabırsız, kaba, kötü mü davranıyor? Partneriniz bu ikili tavrı sizi rahatsız etmiyorsa, rahatsız olsanız önceden kendinizi kurtarmış olursunuz. Çünkü o kötülük size er veya geç bulaşacak. Daha önce kaçınmanız gereken 7 zehirli aşk türünde bu konuya detaylıca değinmiştim. O videoyu da diğer videoyla birlikte izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Partneriniz size son derece kibar ve nazik olup sonra garsona kaba mı davranıyor? Ya da sık sık her hizmet sektöründeki kişilere kaba sözler veya kötü davranışlar mı gösteriyor? Cevabınız evet ise o halde dikkatli olmalısınız. Çünkü sizi kazanmak için bu şekilde yine filtre takmış olabilir. Bu ilişki türü er veya geç biter. Peki bittiğinde sizden geriye ne kalır? Hiç bunu düşündünüz mü? Dolayısıyla o kısmı düşünmek biraz şüpheli olabilir. Anlamışsınızdır. Bir sonraki maddemize bakalım. 11. Pasif agresifler. Pasif agresifler son derece tehlikeli bir tavırdır. Eğer partneriniz pasif ancak agresif bir iletişim dili kullanıyorsa bu durum iki yönlü iletişimin ileride sorun olacağı anlamına gelir. Bazen üzülmek veya hayal kırıklığına uğramak normaldir. Ancak açık bir şekilde iletişim kurulamıyorsa, kendinizi anlatamıyorsanız veya sizi dinlemekten kaçıyorsa bu sağlıklı bir davranış değildir. Pasif agresif tipteki partnerler genellikle doğrudan konuşmaktan kaçarlar. Her konuya da alaycı bir tavırla yaklaşırlar. Üstelik her seferde de kendileri mağdur olurlar ve nasıl mağdur olduklarını anlamazsınız bile. Üstelik pasif agresiflerin en önemli özelliği kin beslemeleridir. Bu kin tehlikeli olabilir. İşte bu davranışlar ileriki yaşamınızda veya ilişkinin ilerleyen kısımlarında bir karabasan gibi üzerinize çökecek. Beni bilenler bilir, her zaman çözümden yanayımdır. Ama pasif agresiflerle nasıl anlaşabileceğinizi soruyorsanız size tek bir şey söyleyebilirim. Keşke samanlıkta iğne arasaydınız. Eminim daha kolay olacaktı. 12. Zamanlama doğru değil. Bazen birisiyle birlikte olmayı ne kadar çok istesen de zamanlama buna asla izin vermez.
hayatınızın farklı aşamalarında olabilirsiniz ve geleceğe yönelik farklı yollarda olabilirsiniz. Belki henüz hazır değilsiniz ya da eğitiminize veya kariyerinize öncelik vermek istiyorsunuz. Belki de hala eski sevgilinizi unutamamışsınızdır. Sebep her ne olursa olsun, eğer her şeyin zamanlaması sizin lehinize değilse ilişkinizin trajik sonu anlamına gelir. Zamanlama kavramı kesinlikle küçümsenmemedir. İnsanoğlunun yaşamında çok çeşitli evreler vardır. Bu evreler ise zamanın ta kendisidir ve zamanın gerekliliği olarak karşımıza çıkar. Ve doğru zaman oluşmamış ise o ilişkide de o heyecan, o mutluluk ve o atmosfer bir türlü yakalanamaz. Çünkü öncelik ilişki değil, diğer sorunlardır aslında. Ve o ilişkiyi sürdürmeye çalıştığınızda da heyecansız, sıradan, monoton bir ilişki hayırlı olsun size. Peki bir monotonluğa ne kadar dayanabilirsiniz? İşte asıl soru burada budur. Mükemmel bir ilişki efsanedir. Her ilişkinin kendine göre bazı sorunları vardır. Ancak bir başkasına sorun olan sizler için sorun olmayabilir. Dolayısıyla hiçbir ilişki mükemmel değildir. Bu nedenle başka ilişkilere bakarak kendi ilişkinizi kıyaslamaya çalışmayın. Çünkü onlar siz değil, siz ise onlar değil. Mutluluk kaynaklarınız da farklı, beklentileriniz de farklı. Hatta ve hatta sevgiden anlayışlarınız bile farklı. Bu yüzden kıyas sadece sizi üzer ve sevginin elinizden kaçmasına vesile olur. Sevgiyi kaçırmayın, sevgiyi çağırın. Kıyas ise o uçurmanın bir numaralı ateşleyicisidir maalesef. Evet, eğer bu saydığım 12 işaret var ise o ilişkinin sürmeyeceğini erkenden söyleyebilirim. Peki siz bunlardan hangilerini yaşadınız veya çevrenizde hangilerini görüyorsunuz? Veya çevrenizde buna benzer daha önce şeyler gördünüz mü veya yaşadınız mı? Ve sonuç ne oldu? Sıra sizde. Ben anlattım, şimdi sıra sizde. Bakalım sizler yorumlarda nelerden bahsedeceksiniz. Yorumların her birini okuyor olacağım sizin için. Aşağıda yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve sevdiklerinize katkı sağlamak için de onlarla paylaşmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda yine heyecanlı ve yararlı bilgiler için tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın diliyorum. Sevgiyle ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.